Türkiye'de resmi tarih çarpıtmalarla dolu olsa da içinden geçtiğimiz sürecin saklanamayacağını düşünürdüm. Yanılmışım. Çoğumuz Atatürk İnönü dönemini görmedi. Menderes'in başbakanlığını 75 yaş ve üstü hatırlar. Bırakın onu, 28 Şubat'ta doğanlar bugün 25 yaşından gün alıyor. Dönemin kudretli isimlerinden Kıvrıkoğlu'nun 28 Şubat 1000 yıl sürecek sözü şimdiden çeyrek asrı devirdi. Yeni neslin süreci AKP'den öğrenmesi büyük talihsizlik. AKP sürecin sonuçlarından biridir sadece. Tıpkı başörtüsü yasağı gibi. O da bir sonuçtur. 28 Şubat andıçtır. PKK'dan para alıyorlar iftirasıyla Mehmet Ali Birant, Cengiz Çandar, Akın Birdal, Mahir Kaynak'ın hayatları karartılmıştır. Şemdin Sakık'ın ifadelerine eklenen bu iftirayı yayan da Hürriyet Sabah Gazeteleri ve Kanal D ana haber bültenidir. 28 Şubat Sincan'da yürüyen tanklardır. Fişlemenin tillahına imza atan TSK içinde örgütlü Batı Çalışma Grubu'dur. Oramiral Güven Erkaya'dır. Refah'ın ANAP'la koalisyonunun son dakikada bozulması, Erbakan'ın Çiller'e yönlendirilmesi, sonra birlikte tasfiye edilmeleridir. DYP'yi bölen Hüsamettin Cindoruk'tur 28 Şubat. Asker süngüsü gölgesinde hükümet kuran Mesut Yılmaz'dır. 28 Şubat Türkiye'nin bir numaralı partisinin kapatılmasıdır. Müslüm Gündüz ve Ali Kalkancı'dır. İrticanın bir süreliğine ortaması, sonra yine kabuğuna çekilmesidir. Öcalan'ın Suriye'den uzaklaştırılıp Kenya'da paketlenmesi, bankaların batmasıdır 28 Şubat. Beşli çetedir Türk İş, DİSK, TİSK, TESK ve TOP. Genelkurmay briefinglerinde hizalanan yargı, bürokrasi, medya ve üniversitelerdir. Hürriyet Sabah Milliyet'tir 28 Şubat. İstanbul'da Ertuğrul Özkök ve Zafer Mutlu, Ankara'da Sedat Ergin, Fatih Çekirge, Fikret Bila'dır. Çevik Bir'dir, Erol Özkasnak'tır, Aydın Doğan ve Dinç Bilgin'dir. Askerden Meral Akşener'e giden "onu yağlı kazığa oturturuz" tehdididir 28 Şubat. 28 Şubat 2 dakikada ne anlatılır ne de özetlenebilir. Bugün karşı çıkmak kolaydır ama emin olun, şu gün sivil darbecilere alkış tutup yanlarında hizalananlar, dün 28 Şubat'ın planlayıcısı, uygulayıcısı ve ateşli birer savunucusuydu. 15 Temmuz'u Nedim Şener'den dinlemek, Halkbank davası için New York'taki Cüneyt Özdemir'e bağlanmak neyse, mevcut rejimin 28 Şubat anlatısı da odur. Bugün 28 Şubat'ın savcısı ve hakimi tutuklu, müebbete mahkum olan paşaları ise evlerinde oturuyor. Kozmik medya ayağı ise halen aktif. Tabii görebilen için.